biz ne yapıyoruz? Bir yerde gördüğümüz ekmeği alıyoruz, bu nimetli. İşte etikte de bütün her şey bu yayıldığı zaman ülke kurtulur. İşte bu da değerler kültürü oluyor. Benim burada anlatacağım konular bunlar. Şimdi baktığımız zaman mevzuat kısmını çok kısa geçeceğim ama nereden geldiğinde şöyle bir bilelim diye şey yapıyorum. Şimdi iki tane kanun var. Bir tanesi 5176 sayılı kanun. Buraya da getirdim. İsteyenler inceleyebilir. Ve kamu görevlileri burada yazıyor bakın ismi. Burada bir kanun var ve bu kanuna göre de kamu görevlileri, etik davranış ilkeleri, başvuru esaslarıyla ilgili bir yönetmeliğimiz var. Ben size bu yönetmeliği anlatacağım. Bu da bakın 25 Mayıs tarihinde kabul edilmiş 2014'te. Bugün de dikkat ederseniz 26 Mayıs. Bu kanun kabul edildiği haftaya da etik haftası deniyor. Biz bu yaptığımız faaliyeti bu sebeple yapıyoruz. Yani etik haftası olduğu için. Etik sözcüğü Yunanca'dan geliyor. Karakter anlamına gelen etos. Etos sözcüğü etiğe dönüşmüş. Ve Türk Dil Kurumu da etiği bu şekilde tanımlamış. Bir Fransızca'dan gelen bir etik adı. Aslında şu, çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü. Tamam, bir de dediğim gibi mevzuat bu. Tek tek şey yapmayayım. Bir etik rehberi var. 2019 yılında güncellenmiş. Onun dışında hemen hemen her şey aynı. Böyle bir etik go.tr var internette. Şimdi etik sadece şuradan söyleyeyim. Kanunlarda yok. Bizim memurların 650 sayılı devlet memurları kanununda da ne var? Etikle ilgili bir takım devlet memurlarındaki olması gereken bazı özellikler var. Bakın burada maddelerini yazdım. Şöyle bir okuyun. İşte liyakat, sadakat, tarafsızlık, değil mi? Bunları da bizim hem görevimiz hem bunlar da bizim sorumluluklarımız.